Çantamı topladım ve vamos. Çocuk gider. Bugünlük evim buydu. Teşekkür ederim. Şimdi Selimiye köyüne 6 kilometre yol gideceğiz. Araba gelmezse. Böyle biraz genişten alacağım. Ayakkabımı az önce çamura battım. Şimdi gidiyorum. Hadi devam edelim. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Saçım çoktan kurudu. 10 dakikasında kurudu. Hatta bir araba geliyor. Cemil abi. Evet. Burada mısın? Günaydın abi. Uyuyor muydun? Oo, özgürlük. Hep farklı dalgalar. Yaşanır mı kanka kanka ya? Deşik bir 20-30 dakikadır yürüyorum. Şapka size bir şortu da kafama getirdim. Şey olmasın, güneş geçmesin. Hiç araba geçmedi şu ana kadar. Bu yol zaten çok kullanışlı bir yol gibi durmuyor. Böyle yürüyorum. Hiç kimse yok. Sadece kuşlar ve ben varız. Mesih gibiyim aslında setim. Yolları yürüyerek kat ediyorum. Azimle her şey oluyor. Selimiye'de biraz dururum. Selimiye'de ne var ne yok bilmiyorum çünkü. Yokuş aşıyorum, kuş aşağı iniyorum falan. Yani. Burada dinleneceğim ya biraz gölgede. Su içeyim. Bunu tekrar ayarlayayım. Sonra tekrar yola koyulacağım. Biraz dinlendim, suyumu içtim, şimdi yola devam ediyorum. Az önce bir tane tofaş geldi, otostop çekti durdu işte. Dedim abi Selimiye'ye kadar götürürüm. Arkada da eşyalarım var dedi. Götürmedi beni. Sağlık olsun. Yürüyor zaten. Biraz daha iyiyim. Biraz daha değil, iyiyim zaten. İyice bir yürüdüm, iyice. Böyle mis gibi güzel yerler. Şuradan sokuyorum. Selimiye'ye kadar yürüyeceğiz. Şu an neredeyim bilmiyorum. Haydi bay bay. Elektrik santrali yüzünden buradaki tüm ağaçları kesmişler şu yolu. Yine böyle bunun arkasından devam ediyor elektrik santrali. Yani neyse yürüyoruz. Manzaralar manzaralar. Selimiye köyüne yaklaştım. Çok fazla yolum kalmadı. Bayağıdır yürüyorum. Bir tane araba gördüm, o da beni almadı işte az önce tofaş bahsettiğim. Bir de kamyon geçti. Bunu taşıyordu, o da beni almadı. Şimdi işte gidiyoruz. Az yolum kaldı. Bir 40 dakikadır yürüyorumdur. İnternet çekmeye başladı. Hafif hafif geldi böyle. Şu an yol şekilde. Çok susamadım. Bir şişenin yarısını içtim sadece. Acıkmadım da. Şimdi gidiyoruz işte Selimiye'ye varacağız birazdan gibi duruyor. Haritaya bakmadım, bakacağım. Öyle. Bir tane tilki gördüm. Önce köpek sandım. Böyle uzaktan koştu. Turuncu böyle. Lan dedim şimdi köpekse saldırır onunla uğraşacağız falan derken. Sonra karşıma çıkmadı. Büyük ihtimal tilkiydi. Hiç kimse de yok. Sadece sinekler, kuşlar ve ben. Değil mi? Ses. Vamos. Sen kafayı sıyırmışsın. Geldim. Selimiye köyüne çok yakınım. Aklı işte tamam. Soğuk dere. Burası soğuk dereymiş sanırım. Geldim sayılır ya, bir 5-10 dakikam kaldı. Yolculuk bitti, yürüme yolculuğu. Bunu da başardık. Yürüdüm. Hepsini yürüdüm. Çantalarla. Elimde asamla. Yürüyerek geldik ve doğa. Yes, I did it. Vamos, buenas noches. Bok kokuyor, tezek kokuyor. Hayvanlar geçmiş. Burada bir yerde hayvanlar var. Şurada en tepede, şöyle göstereyim. Kazılı bir yol var ve rüzgar türbinleri var. Oradan buraya geldim yürüyerek. Hepsini indim açtım. Buraya kadar geldim. Burası Selimiye. Rakım 605 mi öyle bir şeydi. Yani işletme tarzı bir yer olur. Kola, çay, may onu arıyorum. Zor ama bakalım. Selimiye köyündeydim. Selimiye köyünde bir tane abiye rastladım. Dedim abi burada bir bakkal falan filan yok mu? Dedi ki burada dedi yok, aşağıda Haydiye köyünde var. Haydiye köyü de yürüme 2,5 kilometre. Ersin Üskün. 30 dakikalık yolu vardı. Ben de şu an o yoldayım ama yoldan zaten buradan araba falan geçmiyor, sadece patika yol. 15 dakikasını yürüdüm. Bir 15 dakikası daha kaldı. Bakalım şimdi. Yürüyorum. Biraz dinlendim. Su içtim. Devam edeceğim. Akşamına Bursa'da olmam lazım. Temiz hiçbir kıyafetim kalmadı. Sadece çoraplarım var. Boxer'ım var. Epeydir yürüyorum. Kaç saat oldu bilmiyorum. Haydiye köyünü gördüm sanırım. Karşıda yapılanmalar var. Büyük ihtimalle orası Haydiye köyü. Mükemmel bir doğa. Yerlerde yani ayı izleri var, köpek var, bilmediğim hayvanlar var. Değişiyor. Yürüdüm ve açtım. Gaz kaldı. 10 dakika falan kaldı Haydiye köyüne. Daha ne kadar gideceğiz ya. Bu bir çılgınlık ve yapıyoruz bunu adamım. Manzarası ama mükemmel. Hadi gidelim. Haydiye köyüne geldim. Köy ama gerçekten çok küçük bir köy yani. Market yok mu? Bakkal, köy bakkalı falan. Onu soracağım. Allah için soğuk bir kola içmek istiyorum. Tek isteğim şu an hop soğuk bir kola içmek. Başka hiçbir şey istemiyorum. Soğuk bir kola. Yoruldum. Umarım bir sonraki videoyu lıkır lıkır kola içerken açarım.
Vallahi kola içmek nasip olmadı. Oh, köy kahvesine doğru gittim. Ama işte şeymiş, sıcak şey yok. Abi de beni, ben de Anutlu'ya doğru bahçeme gidiyorum. Sulayacağım abi, seni oraya bırakayım. Beni böyle bir yere bıraktı. Buradan şu yola çıkmam lazım. Ama nasıl çıkacağım bilmiyorum. Böyle garip bir yerden gidiyorum, umarım kaybolmam da. Tarla işte burası, bildiğin. Hops. Buradan çıkabilir miyiz ya? Çıkarız her türlü şu sağdan. Buradan böyle ana yola çıkacağız. Ha, şurada da su var. Umarım yılan falan yoktur. Uğraştınız. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Ve... Vaa! Çıktık. Ana yol. Karşısı Marmara Denizi. Burası böyle mesela. Bir yol. Valla beni oradan alan abi. Aa, gemlik merkezi bıraktı. Buradan otobüse bineceğim artık. Otobüsle... Nereye geldi? Bursa'ya kadar gideceğim. Bursa'dan da Görükle'ye geçeceğim. Görükle'ye tanıdığım. Onun yanına geçeceğim. Burası böyle bir yer. Şimdi en son aldığı Gemlik'ten otostop çektim. Gemlik'ten, pardon, Armutlu o yoldan Gemlik'e otostop çektim. Otostopla Gemlik'e kadar geldim. Gemlik'ten de otobüsle, normal halk otobüsüyle Bursa'ya geldim. Bursa'da şimdi metrodayım. Metroya bineceğim. Metroda üniversiteden bir durak önce ineceğim. Sonrasında eve ulaşacağım. Bir yıkanmam lazım. Bir şey yapmam lazım. Yoruldum. Çünkü yani 20 kilometre yol yürümüş olabilirim bugün toplamda. Bakalım, pis kokuyorum. İnsanlar rahatsız vermeden biz neredeyiz? Şuradan şimdi alalım. Allah bilir ne kadar. Tam geçiş 5.25. Yani kart 15 lira. 5 lira da dolduruyor. 20 lira verdim ama geçemedim. Başka da bozum olmadığı için abiden rica ettim. O bastı benim yerime. Altta 5 lira var. Metro bekleyeceğiz. Bakalım. Şimdi ben Merinos'tayım. Aa, Vatikan'a kadar gideceğim. Yüften için 23 Nisan olduğu için böyle. Ya 15 durak var. En az bir yarım saat sürecek gibi. Hınca hınç dolu. Hınca hınç. Bursa'da yanlışlıkla çok nezih bir yere denk geldim. Burada arada bir yerden geçeceğim. Şöyle konumu da göster. Yürüyorum. Görükle'ye geldim. Burada bir aile dostumuz var. Onda kalacağım. Kaç gün kalırım gibi duruyor. Sonrasında eşyalarımı yıkatmam lazım. Çok kötü kokuyorum. Bu kadar. Başka bir şey yok. Ama çok sessiz, sakin bir yer. Gerçekten sevdim burayı. Daha şimdiden. Evet, şu an Bursa'da, Özlüce'de aile dostumuzun yanındayım. Bura benim odam. Şöyle göstereyim. Şuraya kuruldum. Buraya atacağım. Şu an saat 3'e geliyor. Yarın Bursa'da gezecek yerleri araştırdım. Şeyi yedekledim. GoPro'yu yedekledim. Burada bir gecede 2 gün kalacağım. Daha sonrasında başka bir yere geçeceğim. Balıkesir'e kamp atacağım. Öyle düşünüyorum. Şimdilik bu şekilde uyuyacağım. Yarın Bursa'da işaretlediğim yerler var. Yarın uyandığımda çekerim. Oraya devam edeceğiz. Öpüyorum, iyi geceler. Günaydın, günaydın. Uyandım, kahvaltı yaptım. Dün fark ettim ki buralarım yanmış hep yürürken. Göz altlarımı sormayın. Ah, biraz yorgun hissediyorum ama bugün gezecek çok yer var. Gezmem gerekiyor. Çünkü o benim mesleğim. Telefonumu şarj ediyorum. Orada bir var yattığım yer. Bilgisayar falan. Powerbanklerimi şarj ettim. Bakalım. Şimdi Mudanya var. Mudanya'ya geçeceğim. Oradan Tridi'ye geçeceğim. Oradan zaman kalırsa başka bir yere geçerim ama zor gibi duruyor. Yani burada çok büyük bir yer. Bir ucu ora, bir ucu bura. Ulaşım da zor. Hani minimum bir iki saat yani. Tridi'den öbür tarafa geçmek istesem 2 saat sürer. O yüzden böyle bölüm bölüm yapmam gerekti. Ya her ilin her yerini de gezemiyorum maalesef Türkiye turu ama hani dünya turuna evrilmesi için yaptığım plan kışa kadar bitmesi gerekiyor. Ya bunun için de biraz hız gerekiyor. Biraz zaman kaybettim burada ama halledeceğim buradan işte. Çıkacağım bakalım. Duruma göre. Bakalım inşallah. Yuvalı kızıkta. Pardon. Trilya'da, Mudanya'da güzel yerler gördüm. Yıldıztepe diye bir yer varmış. Oraya gideceğim. Instagram'dan da paylaşımlar, bol bol paylaşımlar yapıyorum. Oraya da gelebilirsiniz. Orada da hikaye paylaşımları, gittiğim yerleri daha çok paylaşıyorum. TikTok'um var. TikTok'ta da video paylaşıyorum. Instagram'da reels olarak da paylaşıyorum. Her sosyal medya aktif olarak kullanmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. İnternet ve işte elektrik sorunu oluyor ama bir şekilde hallediyorum. Bazen geriden geliyor, bazen bir şey yapıyorum. Ama şu an için her şey okey. Hiçbir sorun yok. Dediğim gibi Mudanya'ya. Uykumu alamadım sana. Gözlerime baksana. Ha, bu gözüm. Benim genel olarak zaten gözlerde problem vardı. Göz damlamı da anlatayım ya. Kıramışken. Onun dışında okey. Hiçbir sorun yok. Gözümü çizdirdim ama yani gözüm tekrarlıyor ama bilmiyorum. Neyse. Öpüyorum. Hadi görüşürüz yolda.